Bugün 2025'e kadar hepimiz Yunan ve Ermeniyiz. Hepimiz. Ya da o mu Yunan ve Ermeni acaba? Ya hocam. Öyle şöyle, de bir ihtimal var değil mi yani? Bu konuyu konuşacağız ama anayasayla ilgili ben de bir şey söyleyeyim. Tabii. Cemal Bey'in bıraktığı yerden ben devam edeyim. Ben de Sayın Bahçeli'nin işte DEM Parti ile tokalaşmasını anayasa için daha geniş bir zemin arama çabası olarak görüyorum. Ve bu Tayyip Erdoğan'dan bağımsız olarak gelişen bir şey değil. Buradan çıkan tek olumlu şey şudur. Meclis artık bizim kavga yerimiz değil, diyalog yerimiz olsun. Bugün DEM Parti'ye baktığınız zaman şeyde milletvekili sandalyesine göre Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi. Evet. Milyonlarca vatandaşın oyunu almışlar. Bir kitle partisi. O bakımdan bizim orada o milletvekillerine ve o partiye bizim saygı duymamız ve meclisin çatısı altında bir diyalog içerisinde olmamız lazım. Yani bizden halkın beklediği de o. Orada diğer özür dilerim. Ümit Hoca bu sözü bir hafta önce kullansa şu an PKK'lıydı. Yazılar yazılmaya başlıyordu hemen Vatan hainiydi. Şu kullandığı cümleyi ama şimdi Allah'tan Fethi Yıldız diye MHP Genel Başkan Yardımcısı Hilal Köylü'ye dedi ki DEM Türkiye Partisi'dir dedi. Artık ona göre davranış sergilenmeli dedi. Şöyle, şimdi devam edebiliriz. Yani yıllardan beri aynı şeyi söylüyorum. Yani mesela birincisi tabii ki bütün partilerin var olma hakkını bizim tanımamız lazım. Onlarla beraber koalisyon yapmak o siyaset yapma özgürlüğüdür. Ama hepsinin bizim var olma hakkını tanımamız lazım. Çünkü hepsi vatandaşların oylarıyla geldi. Şeyden reklama gitmeden önce bir önceki bölümde şeyi söyleyecektim. Farklılıklardan bahsederken herkesin eşit herkesin farklı olduğu bir Türkiye hayalimizin olması lazım bizim. Yani herkesin farklılıklarıyla eşit olduğu ve aynı saygıyı, aynı değeri gördüğü. O yüzden de bunu ilk bizim hissettirmemiz gereken yer meclis. Yani meclis bizim yumruklaşma yerimiz, birbirimize çok büyük hakaretler ettiğimiz bir yer olmamalı. Orada Diyarbakır'ı temsil eden ya da Van'ı temsil ederek gelen bir milletvekiliyle İzmir'i, Ordu'yu, İstanbul'u temsil eden bir milletvekili orada milletin vekili olduğunu hatırlayıp birbirine diyalog halinde olmalı. Siyaset yapmak, koalisyon yapmak, işbirliği yapmak başka bir şey. Ama bir diyalog kapısının artık aralanması gerekiyor. Ve bizim özellikle muhalefetin şimdi eğer AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile DEM arasında bir yakınlaşma başlarsa muhalefetin, ben şu anda bir parti üye değilim ama muhalefim, muhalefetin böyle yine işte şimdi onlar demleniyor gibi ucuz esprilerle ya da ucuz sloganlarla bu işi açmaza götürmemesi gerekiyor. DEM Partisi daha öncesinden de söylüyordum. Türkiye'nin partisidir, kitle partisidir. Türkiye'nin milletvekili sayısına göre en büyük üçüncü partisidir. Ve mutlaka meclisin çatısı altında eğer biz gerçekten bir problem varsa ki var, bunu çözeceksek eğer, onu meclisin çatısı altında bir diyalogla çözmemiz lazım. Ama Cemal Bey'e çok katıldığım bir başka nokta var. Bu DEM Parti ile yumuşama çabası gerçekten bir diyalog, Türkiye'nin sorunlarını bir ortak akılla çözme çabası mıdır? Zannetmiyorum. Anayasayı değiştirmeye. Peki anayasayı niçin değiştiriyorsunuz? 1980'den sonra getirilen anayasanın demokratik olmadığı biliniyor. Fakat o anayasanın zaten hemen hemen her maddesi değiştirilmiş durumda. Birçoğu da AK Parti zamanında değiştirilmiş evet. durumda. O bakımdan orada esas kafalarındaki amaç Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı'nın önünü açmak. Çok net. Özür dilerim zaten destek için söyleyeyim. Bu dört maddeyi tartışmaya açmalarının sebebi de bu Ümit Hocam. Bize ölümü gösterip sıtmaya razı olun diyecekler. Şu, yani dört madde değişmeyecekse madem gelin o zaman dört madde kalsın ama Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacak o %40'ı değiştirelim diyecekler. Aynen. Bak, tekrardan bak rahmetli Mümtaz Hoca'nın o sözüne referans verelim. Anayasayı yaşatan içlerindeki kelimeler değil dışarıdaki hayattır demiş. Şimdi mesela anayasanın 10. maddesi kadın erkek eşitliğinden bahseder. İşte ilk bölümde konuştuk kadın cinayetlerini. Anayasa mahkemesi yani anayasanın ilkelerini korumakla yükümlü olan mahkemede tek bir kadın üye yok. Sen oraya istediğin kadar anayasanın 10. maddesinde kadın erkek eşitliğinden, fırsat eşitliğinden bahset. Toplumda bunu sağlayamadıktan sonra onun bir geçerliliği yok. Şöyle bir şey oluyor. Gerçekten anayasayla ilgili bir problemleri olsaydı bir madde üzerinde biz bundan rahatsız ve bu yüzden bu bizim önümüzü kapatıyor derlerdi. Ben AK Partili milletvekilleri, arkadaşlarımız da var. Konuştuğumuz zaman ya hangi anayasanın hangi hükmünden rahatsızsınız dediğiniz zaman ya da anayasanın hangi maddesi bir şey yapmanıza engel? Evet, bunu söyleyemiyorlar. Bakın çok önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi de bu. Siyasette çözemediği problemlerde suçu anayasaya atıyor. Evet.
tekrar söyleyeyim, siyaseten çözemediği bir problemi, mesela işte yoksulluğu düşüremiyorlar, işsizliği düşüremiyorlar, temel hak ve özgürlükleri arttıramıyorlar, kadın erkek eşitliğini sağlayamıyorlar, güvenliği sağlayamıyorlar, suçu anayasaya atıyorlar. Oysa o bizzat siyaset makamının çözmesi gereken, yani Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşlarının çözmesi gereken bir şey. Ama işin kolayına kaçıyorlar, bizim elimiz kolumuz bağlı, anayasayı değiştirelim. Nesini değiştireceksin dediğiniz zaman da hiçbir sonuç vermeyeceği belli olan ilk dört maddeye gidiyorlar. Çünkü ilk dört maddede bir tartışma, bir kargaşa yaratıp sonra Cemal Bey'in dediği gibi ilk dört maddeyi koruyalım, başka yerleri değiştirelim ama arada Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesinin önünü açalım diyorlar. O yüzden ben bu çabaları, yani işte DEM'le normalleşme çabalarını, DEM'le tekrardan bir diyalog kurma çabalarını çok da samimi bulmuyorum. DEM'le bir diyalog kurulmalı. Bütün partiler, yani sonuçta Türkiye'deki insanların, vatandaşların seçtiği ve mecliste temsil eden partilerin hepsinin birbirine bir diyaloğu olmalı. Yani medeni bir ülkeyse bize yakışan bu. Zaten halkın bizden beklediği bu. Ve orada o sorunları çözebilmeliyiz. Ama ben Cumhur İttifakı'nın bu stratejisini ve yeni anayasayı tamamıyla Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı yapılması üzerine kurduğunu düşünüyorum. O yüzden de hiç samimi bulmuyorum. Eğer deselerdi ki bakın şu madde bizim elimizi kolumuzu bağlıyor, onu tartışabilirdik. Onu değiştirebilirsin tekrardan.